Sen şimdi beni hain bir tetikçiyle mi karşılaştırıyorsun? Gücüne mi gitti? Aynı değil mi yaptığın? Ben kimseyi sırtımdan vurmam. Ha. Mesele o yani. İyi. Hadi. Buyur o zaman. Günlerdir peşindeyim Ahmet Müdür. Değilsin. Yani araştırdım filan desen tamam. Ama şimdiki gibi peşimde olsan bilirdim. Zoma desen çıkmasan ben çıkardım karşına. Araştırdım. Rüşvet, ahlaksızlık, rant baktım. Çıkarına yaptığın işlere baktım. Ama bulamadım. Hatasız kul olmaz. Mutlaka vardır da sen bulamamışsın. Eyvallah. Senelerce emniyette ahlaksızlarla, arsızlarla uğraşan bir emniyet müdürünün mutlaka hatası olur. Ama hatadır. Yanlış başka şey. Ya ne anlatıyorsun kardeşim sen? Plaket vermeye mi geldin yanaştın karanlıkta? Vuracaksan çek vur. Fırsat verirsen ben seni vururum alnını çatından. Al sana fırsat. Hadi vur. Ben yapamadım, sen yap. Senin derdinle sakınmaz. Anlat bakayım. Senin yanlışın yok ama bizim yanlışımız çok müdürüm. Bir de bunun üstüne devlete kurşun sıktı dedirtmem arkamdan. Seni indirmem için görevlendirdiler beni. Yapamam. Daha niye geldin o zaman? Konuşmamız lazım. Bana talimat verenlere sana dediklerimi diyemem. Vah vah. Bayağı köşeye sıkıştırmışlar seni. Yazık sana. Dalga geç diye söylemedim. Konuşmamız lazım. Ya ne konuşacağım sen? Sana bu emri veren şerefsizlerin adını diyeceksen başka. Söyleyemem. Söylersem tanıdığım, değer verdiğim kimseyi sağ bırakmazlar. Sen söylemeye karar ver. Orasını bana bırak. İçeride sana, dışarıda da sevdiklerine devlet sahip çıkar. Sırf sözlerini dinlemedi diye Amerikan Başkanı Kennedy'yi öldüren adam bunlar. Benim biletimi kestilerse ancak cenazeme sahip çıkabilirsin. Bunların sözünü dinlemeyip bana sıkmayacaksan neye güveniyorsun peki? Sana. Emre itaat etmezsem zaten yaşatmazlar. Al. Raconu sen kes. Orkoz nedir bilir misin sevgili Semiramis?
Bilmiyorum efendim. Boğazda suyun tersten akmasıdır Orkos. Kuvvetli rüzgar bazen Marmara'nın suyunu kuzeye yığar. Boğazın Marmara girişinde su yükselir. Kuzeyden güneye doğru akan su yüzeyde değişir ve boğazın suyu güneyden akmaya başlar. İşte bu ters akıntının adıdır Orkos. Bazen kuvvetli rüzgarlar suyun akışını değiştirir. İstanbul Boğazı kadar kuvvetli bir suyun akışını bile. O rüzgarı arkamıza aldığımızı hissediyorum. Hissetmek yetmez. Görmek gerekir. Topal'ın hamlesi gözle görülür bir başarı yakaladı. Çerkez operasyonu istenilen etkiyi gösterdi. Altay, neden Çerkez'in evine gitti sence? Karanlık geçmişinden bir bağ olmalı. Neler biliyorsun onun geçmişi hakkında? Neredeyse hiç. Sokaklarda iz bırakmadan büyümüş. Herkes iz bırakır Mira. Hele devlet adına diplomasi yürüten bir ihtiyarın yanına üst düzey bir polisle gidiyorsan mutlaka arkada iz bırakırsın. Uzun zamandır Kurdoğlu'nun kayıp geçmişini araştırıyorum. Demek ki bugüne kadar kendin için araştırmışsın. Şimdi benim için araştır. Ayrıntılı bir rapor sunarım. Altay'ı kimin yetiştirdiğini bul bana. Yetim kurtlarla bağlantısını araştır. Altay yetim kurt olabilir mi? Altay yetim kurt olabilir mi? Başka bir şey yoksa... Benim ulaşmak istediğim cennet o kadar büyük ki sevgili Semiramis. Karşımıza çıkan her kapı ardımızda bıraktığımızdan daha büyük olacak. En son kapıya kadar durmak yok. Anlıyorum efendim. Anlayamazsın. Çerkez'in akıbetiyle bir kapı açıldı. Peki ya o emniyet müdürü? Doğan'dan iyi haberler bekliyorum. Keşke beni öldürseydin hemşimle. Senin cezan mezarlık değil Doğan. Günü gelir ben kendi ellerimle atarım seni mahpusa. İtiraz etmez yatar çıkarsın. Vardır bir bildiğin. Gördüm, bildim. Gönlün hakikate çoktan konmuş. Yakındır yanımızda saf durma. Bırakmazlar. Yaşatmazlar. Elin boş gitme. Ahmet Hemşinli'yi anlat onlara. Karadeniz uşağı geleceğimi biliyormuş. Hava giderken avlandık de. Canımı zor kurtardım de. Çocuk yaştan beri avcılık bilirmiş. Tuzağa düşmezmiş de. Canımızı almadan da canını vermeyecekmiş de. Thank you.
efendim hemen. Herkesi kaybettik. Ne diyorsun Enver? Kendi gözlerimle gördüm müdürüm. Kızı, torunu, korumaları acımasızca hepsinin canına kıymışlardı. Allah'tan geldik. Dönüşümüz yine onadır. Ay yıldız sağ olsun. Üstümüzde var olsun. O. Kim yapmış? Bilgimiz var mı? Kimlerin yaptığını bilmiyoruz müdür. Ama Maşa ya Doğan ya da Nizam'dır. Doğan değil. Nereden biliyoruz ki müdürüm? O da o pisliklerden biri işte. Ya benim dediğimi dinle. Ne zaman peşine takılın. Emredersiniz müdürüm. Arabayla gelip alacaklardı bizi. Biraz sabırlı ol. Ben gelecek dersem gelir. Kendine çok güvenme. Bak, mekanını da bastılar. Senin yüzünden basıldı. Sen tartın peşin adamları. Ganimetleri saklamasaydın bütün bunlar başımıza gelmezdi. Şevbaş komutanım. Şevbaş havali. Serçava komutan. Ben gelir dediysem gelir Nizam. Sen ne yaptığının farkında mısın? Benim vatanımda bana ait olanı almaya kalkıştın. Ne olmasını bekliyorum yani? Bak, benim burnum kanarsa bunun bedelini ödeyemezsin. Sen o çok güvendiğin üstlerine mi danışarak geldin sanki buraya? Bunu biliyordum. Yani senin benim yanımda olduğundan kimsenin haberi yok. Şimdi kimsenin bilmediği bir çukurda öleceksin. Biliyordum senin olduğunu Viking. Çök lan yere. Böyle. Laf dinle biraz, laf dinle.
bu saat oldu ortalıkta yok. Niye yalnız gönderdin? Apır sapır konuşma Sefer. Gidemezsin mi diyecektim. Ya sabır. Takip etseydin. Ya arkadaş, olacak iş var, olmayacak iş var. Abi bir yere yalnız gittiğinde sen kaç sefer arkasından takip ettin acaba? Lan tamam da durumu biliyorsun işte, ortalık sıkıntılı. Tamam abi, sen de üstüne gidip sıkma o zaman. Telefonla mı arasak? Şimdi ararız. Yanlış bir yerde çalar. O telefonu ne yapar biliyor musun? Vallahi geldi. Abi. Abi. Abi yaralanmışsın. Bak bir şeylik sadece. Abi başka bir şeyin var mı? Yok. Abi doktor çağırayım mı? Çağırma. Abi. Bize bir emrin var mı? Yok. Bu kadar kısa konuşuyorsa mevzu çok uzun. Sana bir şey olmasın. Ne oldu sana? Bir şey yok, ufak bir sıyrık. Bu kurşun sıyrığı Doğan. Bir milim yana gelse? O zaman konuşamazdık. Ama şu an konuşuyoruz, bir şey yok. Nasıl oldu, anlatmayacak mısın? Sare, önemli değil. Sıyrık geçer ama izi bende kalır. Anlamıyorum, ne diyorsun? Çok yorulurum. Sonra konuşalım, tamam mı? Görevini tamamladın mı? Doğan sakınmaz. Anlamadım. Geldiğini kimse söylemedi. Söylemeleri için beni görmeleri lazım.
Ha, görünmeden girmek istedin yani. Evet. Çünkü işim seninle. Söyle. Görevini diyorum. Tamamladın mı? Senin başına güneş mi geçti? Sen kimin ağzıyla konuşuyorsun benimle böyle? Ben. Şahsen. Bizzat kendim. Benim derdim başından aşkın, git uğraştırma beni. Ne derdin varmış senin? Vicdan azabı mı yoksa? Bak kafam dumanlı diyorum, uzatma da. Bugün eski bir emniyet amiri, kadim bir vatansever öldürüldü. Sen mi yaptın? Ya sen kimsin de bana hesap soruyorsun? Şu anda hesap sormuyorum. Soru soruyorum. Mina mı gönderdi seni? Niye gerildin bu kadar? Evet ya da hayır diyeceksin. Bu kadar basit. Basit değil. Bu kadar basit değil. Sen bana diyorsun ki devrede kurşun mu sıktın? Bunun sorusu da cevabı da basit değil. Şu anda içimdeki fırtınadan haberin olsa, karşımda durma, sığınacak yer arardın. Benim içimde de fırtına öncesi sessizlik var. İnşallah ikimiz de tertemiz çıkarız bu fırtınalardan. Bildiğin söylemediğin bir şey mi var? Var. Ne var? Sen bana bir cevabı çok gördün. Ben de sana konuşmam şimdi. İşin aslını öğreneyim. Gerekeni söylerim. Karasöz Bey.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Ne var araçta? İnşaat malzemesi. Erol, tamam ben bakıyorum. Ben bir yükü kontrol edeyim komiserim. İnşaat malzemesi diyor. Ben bakıyorum dedim oğlum. Hadi sen işine git. Emredersiniz. Yolunuz açık olsun Harun Karaca Bey. İyi vazifeler komiserim. Hadi herkes görevinin başına. Herkes görevinin başına. Yoldaşlarım, Kürt milletinin cesur evlatları, devrim öncüsü değerli dava arkadaşlarım. Birinci kongremize hepiniz hoş geldiniz. Tarihi bir olaya tanıklık etmekteyiz. Kuruluş bildirgimizi düzenlemiş ve hareketimizin adını Kürdistan İşçi Partisi olarak değiştirmiş bulunmaktayız. Bu yalnızca ezilmiş Kürt halkının uyanışı değil, aynı zamanda Orta Doğu için Rönesans'ın ilanı manasına gelmektedir. Bu topraklarda din doğması ve Kürt halkının bizzat kendi kendine uyguladığı kültür faşizmi son bulmadan bu Rönesans başarılı olamaz. Bu topraklarda Mir Muhammed, Hoşgiri, Milli Aşireti, Şeyh Said gibi birçok isyan hareketi mevcuttur. Ancak hiçbiri gerçek bir devrime yol açmamıştır. Kimi feodal menfaat icabı, kimi aşiret isyanı, kimi dini temeli olan ve her biri akemete uğramış hareketlerdir. Özgürlük kendini yönetmekle başlar ve mucizelerle değil, ancak devrimle olur. Az önce saydığım isyanların başarılı olamayış nedenlerini iyi anlamalıyız. Biz bugün burada tarih şuurunu yanımızda tutarak Kürt ulusuna en uygun olan zeminde ve ideolojik bir isyan hareketini başlatıyoruz. Bizim halkımızın dini duyguları bu kadar güçlüyken Marksist, Leninist bir yapılanma bu topraklarda ne kadar karşılık bulabilir Sayın Başkanım? Başarı için yürekli çıkışlar gereklidir. Biz devrimci önderler olarak ezilmiş halkımızın arkasına gitmeyeceğiz. Onlara özgürlüğe giden yeni bir yol açacağız. Dego em gün gün bugari veji halke harap beji. Öyle değil başkan. İsyanımızı dar bir alana ve ilkel bir milliyetçiliğe mahkum etmemek için ağırlıklı olarak Türkçe kullanmaya özen gösterelim. Anlamayan arkadaşlar için söyleyeyim. Köy köy gezip halkımıza gerçekleri anlatacağız diyorum. Dolaşın. Bu kışın hiçbiriniz sıcak evinizde sobanın başında oturmayacaksınız. Yüreği ateş ve zafer tutkusuyla yanan tüm devrimci kardeşlerimi Kürt halkının huzurunda saygıyla selamlıyorum.
sana hoş geldin. Harun Karaca Bey. Hoş bulduk. İsminizi aşiretlere sattığın silahlardan ötürü çok duymuştum. Bundan sonra daha çok duyacağız. Aslında seninle bir hüsmetimiz vardı. Hüsamettin Haşin. Hatırlıyorsun değil mi? Bana yanlış yapanı asla unutma. Bizim için çalışıyordun. İhbar edip yakalattın. Silahlar alıp parayı ödememişti. Hiç kimse bana olan borcunun üzerine yatamaz. Ha. Cezaevine bol bol boya gönderdim. İstediği gibi resim yapabilir artık. Borç onun değil, bizimdi. İyi. Sen de dikkat et o zaman benimle olan alışverişine. Bak Fırat. Arkanda keneveri aç koca Halice Ovası. Gücü aç bir sürü adam. Avrupa'da da üreteceğiniz uyuştu. Cahit sefil bir gençlik var. Bunların hepsi sana yeter. Hüsamettin benimle arayı bozmanı değecek bir adam değil. Bizim için her yoldaşımız kıymetlidir. Ama artık seninle aynı çatı altında mücadele ediyoruz. Kim tutmayacağız? Bence de tutma. Sen devlet kuracaksın. Ben imparatorluk. Vasallarıma güvenmek isterim. Yeni yapılanmanın ardından Fırat'ın adamları hedef unsurlara saldırıya geçti. Ağır kayıplar veriliyor. Ama sonuç alınıyor. Devlet yanlısı aşiretler rahat hareket edemiyorlar artık. Güzel. Ama öncelikle bölgede kontrolümüz dışında hiçbir sol örgüt kalmamasına dikkat edin. Onlar neye uğradıklarını şaşırdılar zaten efendim. Sol devrimci bütün yapıların bölgedeki önde gelen isimleri Fırat Kayık emriyle öldürüldü. Tek çatı Fırat olacak. Ya ona biat ederler ya da yok olurlar. Ben Harun Karaca Bey. Dinliyorum Basit. Umarım büyüklüğüne yakışan haberler verirsin bana. Ben sizi şaşırtmam. Teslimat başarıyla gerçekleşti. Ama size yakışmayan bir tatsızlık oldu. Yolda bir polis çevirmesi oldu. Eğer polisin içindeki adam işaretimi anlaması sorun yaşayabilirdik.
Anlaşmamızda sorun yok. Polis çevirdi ama sana dokunmadılar ki beni rahatça arayabiliyorsun. Yani güvendesin. Risk istemiyorum. Hiçbir pürüzle uğraşmak istemiyorum. Eğer benimle iş yapmak istiyorsanız yolumuzdaki taşları temizleyin. Tam dokunulmazlık istiyorum. Muzaffer amirime, niye öldürdün? Sen kimsin? Burası emniyet değil. Ayağından kal. Sen de akıllı ol. Ben de o gece karşındaki adam değilim artık. Kim için çalışıyorsun? Arkandaki güçler kim? Muzaffer amirimi kim, niye öldürttü? Ben kimseye çalışmam. İttifak ederim. Şimdi de senin maaşını verenlerle ittifak ediyorum. Bana bak, Serden geçti. Ben o Sümüklü Hoca'ya benzemem. Senin canını yakacağım. Bak, söyleyeceğim tehdit değil, hakikat. Andolsun ağababalarınla birlikte cezanı çekeceksin sen de. Tetik çeken parmağını kırmakla kalmayacağım. Kısasa kısas, canını alacağım. İnisiyatifli bir yere kadar. Yukarıya rapor ettik disiplinsiz faaliyetlerini. Ne zamandır polis katillerini korur oldunuz? Bu şahıs bizim için çalışıyor. Fettah bitti, bu mu başladı şimdi? Ne Fettah'la, ne bu piyonlarla hesabımız kolay kolay bitmez. Gidin yukarıya, neyi rapor ediyorsanız edin. Hadi! Thank you.
Tam dokunulmazlık istemiştim. Önce polis çevirmesi ardından sorgu. Bu ne? İstediğin dokunulmazlık. Demek artık istihbarat elemanı oluyorum. Öyle görüneceksin. Artık kimse dokunamayacak sana. Ama daha önemli bir şey var. Nedir? Gelecekte senin gibi önemli olacak biriyle tanışacaksın. Onun desteğini arkaya almana bak. O zaman işte bırak dokunulmazlığı, ölüm bile uğramaz sana. İçinde bulunduğumuz bu 20. asırda hayra dair her şey bitmiştir. Ama bu bitiş esasen yeni bir doğuşun ve yeni bir ortaya çıkışın başlangıcıdır. Eğer sizler bu fakirin nasihatlerine kulak verirseniz, sözlerini mukaddes bir emanet gibi başınızda taşırsanız, yarın ruz-i mahşerde Allah'ın Resulü'nün ardında olabilirsiniz. Ve ben o anı mütemadiyen bir film izler gibi izliyorum. Bir izninle. Biz buraya kadar seninleydik. Bundan sonrası senin yolun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Eyvallah. Buyurun. Tanışalım. Ben buraya kendi irademle gelmedim. Dışarıda bekleyenlerle geldim. Yani benim açımdan tanışacak bir durum yok. Sen buyur. Hiçbirimiz buraya kendi irademizle gelmedik. Hep sevki ilahi. Kader buluşturdu bizi. Kader işine girmeyelim. Çıkamayız. Kılavuzla gidersen çıkarsın. Senden bana kılavuz olmaz hocam. Hiç heveslenme. Dışarıdakiler bulaşın dediler, buluştuk. Buluşmak, tanışmak, birlikte yol yürümek önemli. Şimdilik yollarımızın makası epey açık. Ama bize bu yolları çizenlerin tavrından anlaşılan o ki, ileride yollarımız kesişecek. İnşallah. Ağzınızın dualı olmadığı anlaşılıyor. Bizim de elimize silah pek yakışmaz. Ben tatlı dille sizin yolunuzu açarken, siz de benim yolumu temizleyeceksiniz.
Neredesin sen ihtiyar? Başımız sağ olsun evlat. Gördüklerimden sonra da mı? Savaşsa savaş. Yol göster, hedef göster, ölümüne gideyim. Beni bana bırakırsan bir hata yapacağım. Yanlış yapmaktan kork. Senin eksiğin buydu. Aklına eseni yaptın yıllarca. Artık bin düşünüp bir hareket ediyorsun. Çok zaman kaybediyorum böyle. Çok can veriyorum böyle. Çerkez'i aldılar. Katlettikleri evladı geri getirebilir miyiz? Bir can daha almadan ben onların canını alacağım. 9 canlıdır bunlar. Sen daha arkanı dönmeden Goliat yerine yenisini kor. Sabırsız her hamle şeytanı memnun edecek. Sabırlı ol, onları sevindirme. Günü geldiğinde ejderhanın bütün başlarını aynı anda teker teker keseceksin. Sen de benim gibi dertlisin anlaşılan. Efendim. Altay Çerkez'in mekanına geldiğinde yanında olan kişi. Emniyet Müdür Muavini Enver Akbenli. Ahmet Hemşinli'nin yardımcısı. Ahmet Hemşinli zamanında Davut Bahadır'la da temas halindeymiş. Ahmet Hemşinli'nin kim olduğunu çok iyi biliyorum Mira. Başka bir hayatta tanışmıştık. Altay konusunda tüm oklar onu gösteriyor. Onu bugüne kadar getirip kollayan kişi o olabilir. Peki neden Doğan'a infaz görevini vermeden önce bu bilgilere sahip değildik? Altay'ı Çerkez operasyonunda görmemiz bize bu yolu açtı. Ayrıca henüz bilgi diyebileceğimiz kesinlikle bir şey yok elimizde. Bazı şüpheler var. Hepsi bu. Sizi eksik bir bilgiyle yanlış yönlendirmek istemem. Doğan bu adamla ilgili gerekeni yaptı mı? Haber vermediğine göre henüz bir şey yapmadı. Doğan'a söyle elini çabuk tutsun. Vakit geldi. İyi haberler bekliyorum. Hassas nokta Altay. Artık tek bir hatalı hamle yapma şansımız bile yok. Dikkat edelim. Hem de çok dikkat edeceksin. Ve asla duygularınla hareket etmeyeceksin. Şimdiye kadar böyle bir şey görmediniz. Ama olma ihtimalini görüyorum. Hangi tavrım size bu endişeyi verdi? Tavrın endişe vermiyor. Kuşlar söylüyor. Hangi kuşlar efendim? Adını söylediğim anda Altay'ın. Bak.
İşte şu an olduğu gibi. Gözlerinden geçen kuşlar. Meraklanma. Benden başkası anlamaz senin o bakışlarını. Git hadi şimdi. Doğan'la konuş. Sonra da yeğenimi bana getir. Anlaşıldı efendim. Karşımızdakiler böyle insanlıktan çıkmış. Küçücük bir yavrunun canını alırken bile elleri titremez. Yürekleri sıkışmaz. Biz de böyle durmayacağız herhalde. Yaktıkları her canın acısını fazlasıyla ödeteceğiz. Bizim işimiz zor Altay'ım. Vicdanın varsa, kuralın varsa, elinde kitap varsa... Böyle kafana göre yağıp gürleyemezsin. Bana hep ne yapmayacağımı söylüyorsun. Ne yapacağımı söyle, ne yapayım ben? Kumandan burada olsa ne yapardın? Kadim Şeri'yi en çok o severdi. Kısasa kısas derdi. Ama kanla, cinayette değil. Akılla, mantıkla. Adım adım ilerleyeceğiz. Sen hiç merak etme. Hepsinin bedelini ödeyecekler. Adım adım derken o ne demek? Bir planın mı var? İhtiyarın sana daha büyük bir oyun çizdiğini biliyorum. Ama o burada yokken biz bildiğimiz yerden başlayalım. Bu rahmetli Hakim Bey'in karısıyla şantaj videosunun çekildiği yer... Ne demiştin adını? Paolo Otel. Kayıtları orada tutmazlar. Onun yeri başkadır. Ama izini ancak otelden takip edebiliriz. Sen rahatça girip çıkabilir misin otele? Her yere girip çıkarım. Gizli girmek riskli. Sen bu heriflerin içindesin. Elini kolunu sallayarak girmenin yolunu bulman lazım. Denerim. Kim bilir daha bu heriflerin elinde... Kaç hakimin, savcının, bürokratın görüntüleri var. Hani olmadık bir yerde başımıza bela açabilirler. Bak bakalım nasıl kesiyoruz önlerini. Çerkez'in olayını kim yaptı biliyor musun? Doğan'dan şüpheleniyorum. O değil. Öyle deme. Sare söyledi, bir görev vermişler. Mira hedefin fotoğrafını getirmiş. İnşallah yakışıklı bir fotoğrafındır. Doğan'a infazını emrettikleri kişi benim. İyi de sen bunu nereden biliyorsun? Dün gece tenhada yanaştı yanıma. Bana görev verdiler ama yapamam dedi. O benim canımı bağışladı. Ben de onunkinin. Alnındaki iz senin işin mi? Gecenin hatırası olarak. Bir daha karşılaşırsak ne yapacağımı hatırlasın diye. Gerçi kumaşı sağlam Doğan. Ne yalan söyleyeyim öyle. Belki... Senin gibi onu da sokakta yamyamlar değil de Davut Bahadır bulsa şimdi devletin yanında has adam olacaktın. Ama ona da söyledim. Sen de bil. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Cezasını çekecek.
Eski Emniyet Müdürü Alparslan Söğütlü'nün evine teröristlerin yaptığı baskında 6 kişi şehit oldu. Emniyet Müdürü'nün kızı ve torununun da şehit edilenler arasında olduğu bildirildi. Rus ordusu kaç yaşındaymış torunun Doğan amca? Ukrayna askerleri... Kızım sen burada mıydın? Unuttum ben seni ya. Buradaydık Doğan. Haberleri izliyorduk. Şok olduk. Torunlar küçük olur değil mi? Ela'cığım, hani seninle konuşmuştuk, haberleri izlemeyecektin. Sen öyle izleyince onu da dikkatini çekti. Tamam bak, kapattım, bitti. Tamam. Sen gerçi olayın bütün detaylarını biliyorsundur. İlgim de yok, bilgim de yok. Bana öyle bakma. Ela'cığım sen odun toplayacaktın ya hani. Topladım ki. Oy becerikli mi? Abi. Mira geldi. Dışarıda mı? İçeri almadım. Havuz başında bekliyor seni. Ben de katılayım mı sohbetinize? Sen gerginsin biraz. Bir durum olduğunu anlamasın. Risk almayalım. Benden ne saklıyorsun bilmiyorum ama umarım canımı acıtacak bir şey değildir. Yoksa seni pişman ederim Doğan. Daha önce yapıp pişman olduğum çok şey oldu. O kontenjan da oldu. Viking seni görmek istiyor. Bilinmeyen numara. Ne şimdi? Sormamı beklemiyorsun herhalde. Anlatacak mısın? Anlatılacak bir şey olsa sen gelmeden ben gelirdim sana. Yani Ahmet hemşinli yaşıyor. Evet. Peki ne zaman yerine getireceksin görevi? Dün planlamıştım. Sonuç? Adam geleceğimi biliyormuş. Hazırlıklıydı. Mümkün değil. Küçük bir sihir atlattım. Çatışma mı oldu? Olay büyümesin diye yalnız gittim. Plan yapıp tuzak kurdum. Nero da bana tuzak kurmuş. Bekliyormuş. Ateş etti, sıyırdı. Hızlı hareket ettiğim için polis çemberinden de kurtuldum. İçeriden biri ona önceden haber uçurmuş. Bizden olamaz. Kendi adamlarına bak. Mira, ben görevi riske atmamak için en güvendiğim adamlarıma bile söylemedim. Benim adamlarımdan bir şey çıkmış olamaz. Sen kendine bak. Ağzından çıkana dikkat et. Polisin kurşunu sıyırmış. Ama 5 numaranın darbesinden kaçamazsın. Haksız gelen her hamleden kaçarım ben. Bu bilgi benim adamlarımdan sızmadı. Ahmet Hemşinli zamanında Davut Bahadır'la da temas halindeymiş. Ahmet Hemşinli'nin kim olduğunu çok iyi biliyorum Mira. Başka bir hayatta tanışmıştık. Altay konusunda tüm oklar onu gösteriyor. Onu bugüne kadar getirip kollayan kişi o olabilir. Hazırlıklıymış değilmiş önemli değil. Görevi tamamla.
5 numara bahane değil, sonuç duymak istiyor. Kardeşim Akif burada dur. Belli ki radyoaktif bir alan var içeride. Gidersek maazallah bizi de çarpabilir. Aha bak burası güvenli bölge. Burada kalabiliriz. Ah be abi. Niye kendine bu kadar yükleniyorsun ya? Vallahi ne oldu bilmiyorum ama durum vahim görünüyor. Canı çok sıkkın. Ben tanıyorum bu yumrukları. Hırsını çıkartıyor. Çok iyi üzmüşler abimi. Akif'cim biz ne güne duruyoruz? Gidelim paratoner gibi abimizin gerilimini alalım üzerimize. O ne yaşıyorsa biz de aynısını. Ha, yaşam. Bize böyle bir günde abimi yalnız bırakmak yakışmaz. Aynen. Ne var Mira? Hazırlan. 5 numara seni görmek istiyor. Güzel. Ben de zaten onu görmek istiyordum. Oğlum Akif, ben sana dedim. O Mira denen karanlıklar prensesi abimizin başını yakacak. Abi aslında Miran'ın fena birine benzemiyor ya. Aman diyeyim Akif, aman diyeyim. Bak ben kadınların ruh halinden anlarım. Allah düşmanımın başına öylesini vermesin. O derece. O derece diyorsun ha? O derece. Abi o zaman abimi onların ellerinden kurtaralım. Kurtaralım. Abi. Ne var Akif? Abi biz de seninle geliyoruz. Oğlum nereye gidiyoruz? Abi sen kesin mevzuya gidiyorsun. Girişinden belli. Biz de seni yalnız bırakmayalım dedik. İşinize bakın. Ya abi sen bak sen bizi adam yerine koymuyorsun ama biz senin yanındayız be abi. Yanındayız abim. Baş koyduğun davana canınızı verin de seve seve veririz abi. Abi ne yapmamız gerekiyorsa söyle yeter. İşinizi yapın yeter. Ya abi bizim de hayatımız çöp toplamakla temizlik yapmakla mı geçsin? Yapma gözünü seveyim ya. Abi vallahi kardeşim Akif doğru söylüyor. Biz de dahil et. Şu dünyada faydalı iki iş yapalım ya. Ben cehenneme gidiyorum. Peşimde de kimseyi götürmem. Hadi işinize. Yalnız fiyakalı gitti ha. Fiyakalı gitti abim Reşat da. İnşallah dönüşü güzel olur. İnşallah. Doğan içeriden bilgi sızdığını iddia ediyor. Beceriksiz. Bahane arıyor. Yarasını gördüm efendim. Şakağını sıyırmış kurşun. Ya bir milim kaysa kafası uçardı. Kimse numaradan öyle bir şey yapamaz. Sen hiç gerçek savaş görmemiştin değil mi Mira? Hayır efendim. Umarım görmem. Umarım sırça köşkünden seyredersin diyelim. Kimse numaradan böyle bir şey yapmaz diyorsun ya. İnsanların çaresizlik anında neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Doğan'ı o kadar çaresiz duruma düşürecek olan şey ne olabilir ki? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Doğan'a elini çabuk tutmasını söyledim. Zaman kaybı. Nizamettin nerede? Kuzey Irak'ta hala. Bizim için mi gitti oraya? Özel işleri varmış. Detaylarını bilmiyorum. Bu Ahmet'in işini halledecek birini bul bana hemen.
Topal'a ne dersiniz? Her şeyi Harun Karaca Bey'in adamı yapacaksa bize ne gerek var? Sence Altay mı haber verdi Ahmet Hemşinli'ye? Bilemiyorum. Olabilir mi? Eğer Altay'ı o yetiştirdiyse neden olmasın? Peki böyle bir durumda yeğenize tavrınız ne olur? Onu bir güzel pataklar. Sonra da hizaya sokarım. Ağır cezadan endişe etmiştim. Benim bir fisken bile çok ağırdır Mira. Evet efendim. Geldi mi? Geldi. Gelsin. Efendim. Sen de kal Mira. Ahmet Hemşinli ile ne bağlantın var? Beni içeri alan polis ne bağlantım olacak? Halen peşinde olduğuna dair bazı duyumlar aldık. Doğru. Dün yardımcısı gelip aldı beni. Ömer mi? Ömer. Emniyete mi aldı seni? Hayır, bir olay mahalline götürdü. Kırsalda bir ev. İçerideki herkesi katletmişler. Beni sorguladı. Kimin yaptığını biliyor musun diye sordu. Senin böyle bir olayla ne bağlantın olabilir ki? Doğan. Onun gizli bağlantıları olduğu sır değil. Ve ben de ona çok yakınım. Olayın bizimle bağlantısını mı sordular? Sizin işiniz miydi? Başka ne sordu? Basit bir serseriye göre büyük işlere bulaşıyormuşum. Öyle mi yapıyorsun? Ben bana bulaşmayan belaya bulaşmam. Polise böyle mi cevap verdin? Tutukluyorsan tutukla. Nutuk dinleyecek vaktim yok dedim. O ne dedi? Peşimi bırakmadan her adımda beni izleyecekmiş. İşte bu sebeple bir süre buralardan uzaklaşmalısın. Kafkasya'ya göndermeyin de. Orası çok konforsuz. Yok. Konforlu bir tatil olacak. Tatil mi? Bir nevi. Mira ve sen bir süre buralardan uzaklaşacaksınız. Madem öyle diyorsunuz. Öyle diyorum. Aracını burada bırak. Beraber gidiyoruz. Hangardan eşyalarımı alayım. Nereye gideceksek gideriz. Her yer gergin. Bilmediğin şeyler var. Ortalıktan kaybolma. Merak etme, ben döneceğim. Otelin adı ne demiştin? Pavolo Otel. Tamam, orada buluşuruz. Otelin yerini biliyor musun? Bulurum. Bulamazsın. İyi. O zaman beni hangardan al. Anlaştık.
Sare Hanım. Siz kimsiniz? İkinci yok. Kuzey Irak'ta. Mesajı atan bendim. Araca binip benimle gelmeniz gerekiyor. Yanımda. Sare kızım, ben seni iyi tanıyorum. Viking'i de tanıyorum. Allah rahmet eylesin, kardeşin Esra'yı da biliyorum. Ona büyüklerinin yanı başında bir yer hazırladık. Eşlik edersen hepimizi mutlu edersin. Kiminle konuştum ben? Tanışırsın. Günaydın, Hizamettin. Günaydın Viking. Bak, roller değişti. Bu iş çok uzadı. Bir an önce öldür, daha da uzamasın. Yok öyle. Ölerek benden kurtulamazsın. Ne yapacaksın? Asmayacaksın da besleyecekmişsin. Senden istediklerimi vermeden bu dünyadan gidemezsin. Ne istiyorsun? 5 numaranın kim olduğunu söyleyeceksin bana. İsmini söyleyemem. Onu sana vermek üzere bir anlaşma yapmıştık seninle. Ama anlaşma bozuldu. İstanbul'dan da uzaktayız. İstesem de yapamam yani. Bekleyeceğim. Ta ki sen konuşana kadar bekleyeceğim. Bana o ismi vermeden buradan çıkmana izin veremem. Enteresan. Konuştu mu? Henüz değil. Nizamettin öyle kolay kolay çözülmez. Biraz sert girelim. İşkenceyle hiç konuşmaz. Ne yapacağız o zaman? Biraz daha zamanımız var. Önce buradan çıkış olmadığını anlayacak. Sonra konuşsam da bir, konuşmasam da bir diyecek. Sonra susup ölmeyi tercih edecek. Biz de önüne küçük bir umut ışığı koyacağız. O da şakır 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 bütün bildiklerini anlatacak. Psikoloji diyorsun yani. En büyük işkenceden daha etkilidir psikoloji.
Çok şükür, hoş geldin ya. Siz ben gittiğimden beri burada mı bekliyorsunuz? Yok abi, arada işte içeride girip birkaç iş halledip geri geliyoruz sen geldin mi diye. Şey abi. Ne oldu Reşat? Patron içeride seni bekliyor. Yalnız hava biraz parçalı bulutlu. Ne o? Aksakallınızın intikamını almaya mı geldin benden? Kızma birader. Kızdım birader. Sağlam kızdım. O kayıp benim çok canım acıttı. Şurası hala yangın yeri. Sen anlarsın beni. Böyle durumlarda akıl uzağa kaçıveriyor. Ha. Ne oldu? Aklın geri mi döndü? O işi senin yapmadığını biliyorum. Çerkez ve Masum ailesini öldürecek. Öyle bir katliam yapacak adam değilsin sen. Bir an bile olsa bunu düşündüğüm için ne kadar kızsan da haklısın. Sen bunu düşünerek bulmadın. Ahmet hemşirin mi söyledi? Ne o? Şaşırdım. Ben kafasız bir mafya bozuntusu değilim. Etrafımda olanları izliyorum. Parçaları birleştirecek kadar da aklım var. Çok şükür. Madem her şeyin farkındasın, niye beni yanında tutuyorsun? Sare'yi hangi sebepten tutuyorsam, aynı sebepten. Nasıl? İkiniz de devlete yakınsınız. Ayrı yerlerden ama birbirinizden habersiz olmanız imkansız. Hesap günü geldi diyorsun yani. Yok, demiyorum. Benim seninle ya da Sare ile hesabım olmaz. Benim de size zararım dokunmaz. Eyvallah Doğan. Eyvallah biraderim. Bak işte bundan emin değilim. Gerçekten birader miyiz, değil miyiz bilmiyorum. İnsanın seni sevip sevmediğini kendi kalbine sorarak anlayabilirsin. Nasıl? Kalbine sor. Şayet içinde bana karşı samimi bir sevgi varsa bil ki bende de aynı vardır. Yok, tam tersi ise bende de tam tersidir. Değişmez kural. İyiymiş. Sağlam tüyo. Öyledir. Biz ikimiz de sokaklarda yetiştik de sen bunları ne ara öğrendin? Sokakta yetiştiysek ağaç kabuğundan çıkmadık ya. Bizim de var bir dedemiz. Eyvallah. Sen kalbine bakmaya devam et. Eğer bir gün içinde bana karşı bir soğukluk olursa, o iki mermiyi tabancana sür ve beni bekle. Yanımdakilerden birine karşı kalbimde bir soğukluk olmaya başladı. Dur bakalım. Hayrola?
ihaneti senin haricinde iki kişiye konduramam. Yakında göreceğiz. Altay abi. Söyle Reşat. Mira Hanım geldi de ama içeri girmeyecekmiş. Hazır mı diye soruyor, ne diyeyim? Hazır de Reşat. Altay Usta. Gelecekmiş de diyeyim mi? De Reşat. Tamam Usta. Piyango bize vurdu. Rota, Paolo Otel. Paolo Otel'e gitmemen gerektiğini söylemiştim. Unuttun mu? Unutmadım. Merak etme. İyi. Dikkatli ol diyeceğim de. Belli ki senin bir planın var. Kazan mübarek ola. Sağ ol. Konuşmamız gereken bir şey var sanırım. Mevzuyu biliyorum Mira. Ahmet Emşinli. Rahat ol. Onlardan gizlim saklım yok. Onların da benden gizlisi saklısı olmaz. Bu işin bir an önce tamamlanması lazım Doğan. Vallahi ben anamdan bir kere doğdum. Doğumun da ölümün de tekrarı olmaz. Denedim, olmadı. Benden bu kadar. Bence bir daha düşün. Beş numaraya bu söylediklerini iletmemi istemezsin herhalde. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Bu saatten sonra istediğini söyleyebilirsin. Doğan, bunun isyan anlamına geldiğini farkındasın değil mi? Dünya yansa içinde yorganım yok. Bana istediğinizi yapabilirsiniz. Hadi eyvallah. Ne oldu, şaşırmış gibisin? Önemli bir şey değil. Doğan arada delirir böyle. Nereye gideceğimizi sordu mu? Sordu. Oteli biliyor yani. Yok, söylemedim. Biraz romantizm yaşamaya ihtiyacım var dedim, bitti. Atla gidelim. Zaman kaybetmeyelim. Beklenilen an. Şimdi en sevdiğin işkencelerden bir seçki hazırlayıp eğleneceksin değil mi? Herkes kendine yakışanı yapar. Savunmasız bir insana işkenceyi ancak senin gibi bir hayvan yapar. İşte beklediğim cevap. İşte şerefli bir Türk istihbaratçısına yakışan da bu. Demek tek tek takılacağız ha. Elin ayarın Viking. Bu mu? Söylenmeyi bırak da dövüşeceksen erkek gibi dövüş. İkimiz de aynı eğitimi aldık seninle. Aa, ben o yakın dövüş dersini hep bastım. Bana bak.
Karımı, çocuklarımı kim öldürdü ha? Konuş hayvan! Kim öldürdü ya? Kim dedik şekle? Konuş ulan hayvanın! Kim? Ha? Konuş! Konuş! Dayı! Kim öldürdü? Dayı! Kim? Dayı bırak! Bırak hayvan! Şu dayı öldüremeyiz onu! Bırak! Bırak! Dayı! Yeter! Görev var! Ha? Çocuklarım, karım! Yaptılar beni hayvan! Yaptılar! Kalk ayağa, kalk almam biraz. Seni de yazdım oğlum. Seni de yazdım. Dayı. Bir daha benim işime karışmayacaksın Aybars. Özür dilerim dayı. Ama sen de adam öldürüyordun neredeyse. Gebersin şerefsiz. Aldığı nefes haram, verdiği nefes zehir bu dünyada. Eyvallah dayıcığım. Ama ölüsü bizim bir işimize yaramaz. Koca bir yapıya giden bir köprü bizim için bu. Bıktım artık. Bıktım artık hesaplı, kitaplı, planlı iş yapmaktan. Bıktım. Biz görevliyiz. En iyi sen biliyorsun. Onu sağ salim Türkiye'ye götürüp teslim etmekten başka bir çaremiz yok. Teslim edelim de beslesinler mi? Konuşmasın diye böcek öldürür gibi zehirlesin mi sahipleri? Haklısın. Ama biz bir başımıza değiliz dayı. Hukuka göre hareket ediyoruz. Eşkıya gibi yargılamayı da, infazı da kendimiz yaparsak bizim bu adamlardan ne farkımız kalır? Sen öğrettin bize bunları. Sinirlenmiş olabilir misin acaba? Yok. Aksine gayet mutluyum. Kendin gibi sürmüyorsun da arabayı. Daha öncekiler ben değildim. Bu tam benim stilim. Ne o? Korktun mu? Ölümden mi? Hayır, ben de. Korkmalı mıyım? Eğer söylediklerinde samimiysen korkmak için neden yok? Ama yalan söylüyorsan yapacaklarımdan ben bile korkardım. Rahatladım. Samimiyim diyorsun yani. Her zaman. Ne o, birinden telefon mu bekliyorsun? Telefon çekmiyor da ona takılır. Oluyor bazen bu yolda. Otele gidince tekrar bakarsın. Hoş geldiniz Mira Hanım. Hoş geldiniz efendim.
Senin telefonun çekiyor mu? Boş ver. Kafa dinlemeye geldik. Çekmesin daha iyi. Bu oteli seviyorum. Ne zaman kimle karşılaşacağın hiç belli olmuyor. Kimin arabası? Şimdilik sadece milletvekili. Buyurun lütfen. Güzel bir gün değil mi? Benim odam nerede? Burada benimle kalmak istemez misin? Bence sen de benimle kalmak istemezsin. Niye, horlar mısın? Ben kimseyle aynı odada kalmam. Gitme lütfen. Uyuruz. Kimseyle uyuyamam da. E niye geldik o zaman buraya? Benim de öğrenmek istediğim tam olarak bu. Sevgili Semiremiz. Bunu bir daha söylersem benden istediğin her şeyi alabilirsin Kurdoğlu. Keşke hepsi gerçek olsaydı. Keşke doğru olsaydı. Keşke sizinle iş yapmak bu kadar kolay olsaydı. Sokaklarda büyümüş bir çocuk politika yapmayı bu kadar iyi nasıl öğrenir? Kimsenin kulak vermediği ihtiyarlardan. Konuşursam beni dinler misin peki? Anlat, dinliyorum. Niye buraya geldik? Beyazıt Yenişehir. Neden bütün gözlerden uzak bir gece geçirmemiz için bizi bu otele gönderdi? Burası onun. Tahmin ettim. Ama buraya onun davetiyle gelen herkes onun oyuncağı olacak anlamına mı gelir bu? Seninle ilgili böyle düşündüğünü sanmıyorum. Telefondan sinyal alamıyoruz. Yerini de tespit edemedik.
Takibe devam edin o. Emredersiniz müdür. Neredesin be Kurdoğlu? Neredesin Kurdoğlu? Buradayım işte. Otel güzel değil mi? Güzel. Çok rahat bir yerdir. Huzursuz gibisin. Ben lükse pek alışkın değilim de. Ama insan zamanla her şeye alışıyor. Kendini bana bırak. Kimsenin arkasında ya da sırtında yürümeye de alışkın değilim. Beş numaranın seni en az benim kadar önemsemesi çok önemli bir gelişme. Bunun farkındasın değil mi? Önemsediği için mi beni çevresinden uzaklaştırdı? Bu geçici bir süreç. Şu anda büyük bir değişimin ortasındayız. Nasıl bir değişimden bahsediyoruz? Bu ülke, Orta Doğu, hatta tüm dünya. Bir kız çocuğunun öldürüldüğü olay yerini gördüm ben. Öyle mi değişecek dünya? Bu değişim tamamlandığında milyonlarca çocuk gülecek. Bir masum için dünyayı yakarım ben. Bunları konuşmak için gelmedik buraya. Bizi bekleyen harika bir gelecek var. Miracığım, ne hoş bir tesadüf bu. Merhaba. Altay Kurdoğlu değil mi? Siz? Bir dost diyelim. Beni nereden tanıyorsunuz? Beyazıt Yenişehir'in evinin çıkışında görmüştüm sizi. Hatırladım. Siz aksiyan adam. Çocukluğumda geçirdiğim bir kaza. Şimdi geçmişe gitmenin ne manası var? Önümüze bakalım. Bu bir hanımefendinin biz biraz yalnız kalmak istiyoruz mesajı. Nerede olsandır. Anlayışın için teşekkürler. Çok memnun oldum genç adam. Daha çok görüşeceğiz. Miracığım. Afiyet olsun. Kim bu adam? Beş numaranın... Önemli biri değil. Tadımızı kaçırmasına izin verme. Hemen geliyorum. Ama senin tadın çoktan kaçtığı gibi gözüküyor. Makyajımı tazeleyip geliyorum. Bir sıkıntı mı var Mira? Efendim, sizi bir gelişmeden haberdar etmek istedim. Dinliyorum. Topal burada. Altay, iyi mi? İyi efendim.
Topal masamıza uğradı. Biraz sohbet etti, sonra gitti. Bir şey söyledi mi? Hayır. Ama bizi izlediğini düşünüyorum. Uyanık ol Mira. Seni buraya bekliyorum. Seni buraya bekliyorum. Korkma, korkma. Dokunmadım yeğenine. Öldüreceksen öldür. O zaman bu iş. Hadi şerefsiz. Seni gerçekten öldüreceğimi bilsen hayvan gibi yalvarırdın. Her şeyin farkındasın değil mi? Benden bir şey öğrenemezsin. Vatanına ihanet ediyorsun ama patronuna edemiyorsun değil mi? Ben sıkıldım ya bu vatan millet Sakarya'dan. Başka bir şey bilmez misin sen? Hadi yürü gidiyoruz. Hiç. Yürü. Yürü. İyi lan başını. Meslek hastalığı ne yaparsın? Geç, gel buraya. Bağla elini. Viking. Viking. Aferin sana. Yerlerinizi alabilirsiniz. Her şey değişiyor. İnsanlar, ağaçlar, evler, duvarlar, her şey. Bir tek bakışlar değişmiyor Halit. Çocukken neyse öyle kalıyor. Söylediğin gibi öfke ve ateş saçıyor. Bir daha bana asla Halit deme. Küçük baş belasının gözlerinin içine baktım. Ve bacağımdaki yara sızladı. Yiğit'e dokunmayacaksın topuğa. Dokunmuş olsaydım şu an çoktan ölürdü. Ben ona dokunmak değil, boynundan tutmak istiyorum. Hem de zevkle. Ama emir kuluyum. Harun Bey emir verene kadar seni yiyen güvende. Benden habersiz onunla ilgili bir adım atma sakın. (Gülüyor)
Şimdi gündemimiz Doğan Sakınmaz. Ne olmuş ki ona? Bir mesaj iletmemiz lazım. Bazı şeyleri yeniden hatırlamalı. Bir insana gerçekleri hatırlatmanın en iyi yolu sevdiklerinin canını yakmaktır. O senin bileceğin iş. Fazla dayanamayacağız. He? Müşterilere gideceğiz. Olacaksa olsun dayı. Götürüyorlar. Biz gelmeyeceğini zannettim ha. Niye bu kadar geç kaldın? Yok abi. Fırsatını bulmadım. Aferin. Dolu bir fare tıktın Gıyasettin.
Hadi gel. Geç. Yerli Karadağ'ın yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu ar imandan ayırmasın. Ne zaman bir cenaze töreni izlesem, aklıma dedemin bir sözü geliyor. İnsan hangi topraktan yaratıldıysa, yaratıldığı toprağa geri gömülür der. Dünyanın döngüsü bu. Her şey başlangıç noktasına geri dönüyor işte. Su buharlaşıyor, bulut oluyor. Yağmur olup yeniden toprağa düşüyor. Hikayelerinin başladığı yeri unutmayanlar da geri dönüp bu topraklara yatıyor. Esra da bu toprakların kızıydı. Yerini buldu. Sana da büyüklere de teşekkür ederim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Şehidimizin aziz ve pak ruhi için El Fatiha. Albertunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcün aldı mı? Artık yürek yırtılır. Felek fırsat gözetti. Gizli tuzak uzattı. Beyler beyin şaşırttı. Kaçsa nasıl kurtulur? Uludu erler kurtça. Bağırıp yırttılar yaka. Çığırdılar ıslıkla, yaştan gözler örtülür. Zamane hep bozuldu. Zayıf tembel güçlendi. Erdem yine azaldı. Acun Bey'i yok olur. Bilge bilgin yoksul oldu. Acun atı azgın oldu. Erdem eti çürük oldu. Yere değip sürtülür. Polis. Abi, çakar lambalı tek bir araç var. Polis midir nedir belli değil. Tezgaha düşmeyelim. Sen sağa çek kavak. Peki abi.
Hayırdır diyeceğim müdürüm ama gece gece benim yolumu kestiğine göre pek hayır değil galiba. Bu Pavala Otel midir nedir? Ne biliyorsun o mekan hakkında? Kumpas, tezgah, kayıt. Her şey var orada. Sen bu soruyu bana sorduğuna göre Kurdoğlu ile irtibatın kesilmiş olmalı. Ne biliyorsun Altay'ın oraya gittiğini? Kötünün bildiğini iyiden saklayamam. Oraya götürdüler işte. Başı belada mı? Yani sanmam. Ama bu hainlerin ne yapacakları belli olmaz. Hep böyle konuşsan seninle ahbap bile oluruz. Sağlam adam severim ben. Doğan sakınmasın. Ben sizi hasta ederim müdürüm. Benim bünyede mikrobun, virüsün bin bir türlüsü var. Tıp var kardeşim. Bilim var. İnsanoğlu hastalıklara karşı aşıyı buldu. Sen de kötülüğe karşı aşı ol. Oldum işte. Hadi bakalım. İnşallah. Bunlarda Cemur vardır. Kurdoğlu'nun telefon bağlantısını özellikle kesmiş olabilirler. Bu otel nasıl korunuyor peki? İçeri gelmeyecek misin? Odanı gördüm, teşekkür ederim. Ama görmediğin şeyler var. Senin de bilmediğin şeyler var. Asla ısrar kabul etmeyeceksin, değil mi? Asla. Buranın seni rahatlatacağını düşünmüştüm. Ama gerginsin hala. Daha önce buraya kimleri getirdin, kimler rahatladı bilmiyorum ama ben kontrolüm dışında gelişen olaylardan rahatsızım. Tamam peki. Şöyle yapalım. Nasıl? Ben odama geçiyorum. Sen de odana geç. Dinlen, rahatla, kendine gel. Sonra da bana gel.
güzel kızım. Bu aralar bana en iyi gelen şey sensin. Ela! Saadet! 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 Sare! Sare! Hayırdır Doğan Bey? Ela nerede? Uyuyor. Ela nerede? Ben bir saat kadar önce yatırdım Ela'yı. Sare nerede? Ben yatarken henüz gelmemişti. Sare, düşündüğüm şeyi yapma. Artık yalnız değilsin kardeşim. Davası uğrunda şehit olmuş dostlarımızla birliktesin. Hayırdır? Bir sorun mu var? Yüzü mezarı taşırken toprağın içinde bulmuşlar. Ela da yalnız değil. Ben varım artık hep. Doğan da bir an yalnız bırakmıyor. Sayende. Sayenizde huzurlu bir ülkede yaşayacak. Sen de huzur içinde uyu kardeşim. Kadın nereye saklıyorsunuz beni?
Efendim. Zamanı geldi. Beni çok hafife aldın Altay. Demek ki dışarı bir yere gönderiyorsunuz gönülleri. Boşuna arama. Hiçbir şey bulamayacaksın. Artık bana karşı planların olduğunu biliyorum. Açığa çıktın genç adam. Elinden geleni ardına koyma. Korkma. Sana bir şey yapmam. İstersen yap. Değil böbreğimi, günahımı bile vermem sana. Hepsini isteyerek vereceksin. Öyle zorla değil. Neye güveniyorsun? Damarlarındaki kana. Ne kanından bahsediyorsun sen? Sana adını kim unutturdu bilmiyorum ama ben hatırlıyorum. Sen Yavuz Yıldırım'ın oğlu Yiğit Yıldırım'sın. Amcana merhaba demeyecek misin Yiğit? Ben Halit Yıldırım. Yerli karadağın yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.